Evet, göçmenlere yönelik kota uygulaması Avrupa'da son dönemde en çok tartışılan konu. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları göçmenlerin zorunlu kota çerçevesinde üye ülkelere dağıtılması konusunda bir uzlaşıya varamadı. Avusturya olağanüstü zirve toplantısı çağrısında bulundu. Almanya'da muhalefet partisi yaşananlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumluluğunun büyük olduğunu savunarak maddi yükü üstlenmesini istedi. Macaristan 15 Eylül'den itibaren sınırlarını sığınmacılara kapatmaya hazırlanıyor. Başbakan Viktor Orban, parlamentonun onaylaması halinde Sırbistan sınırı boyunca polis ve asker konuşlandıracaklarını açıkladı. Avrupa'nın Hristiyan değerlerini ve kimliğini savunduğunu belirten Orban, 150 bin, 500 binden bahsetmiyorum. Brüksel'de milyonlarca, 10 milyonlarca sığınmacının geleceğinden bahsedildiğini duydum, dedi. Avusturya Dışişleri Bakanı da kriz karşısında Avrupa'nın artık gözlerini açmasının zamanı geldiğini söyledi. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Lüksemburg'daki toplantılarında sığınmacıların üye ülkeler arasında paylaştırılması konusunda anlaşamadı. Avusturya Başbakanı Werner Faymann, sığınmacılar konusunda 14 Eylül'den sonra olağanüstü zirve çağrısında bulundu. Almanya ile Fransa, her ülkenin alacağı sığınmacı sayısının zorunlu bir kota çerçevesinde belirlenmesini savunurken, Macaristan ve Slovakya gibi ülkeler karşı çıkıyor. Slovakya Dışişleri Bakanı ile İçişleri Bakanı da Almanya'ya gidecek sığınmacılar için Slovakya üzerinden bir koridor açılması konusunda ters düştü. İçişleri Bakanı bunu desteklerken Slovakya Dışişleri Bakanı karşı çıktı. Almanya'da muhalefetteki sol parti krizden Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikalarını sorumlu tuttu. Sol parti, Amerika'nın bölgede dolaylı olarak terör gruplarını desteklediğini iddia etti. Bu sebeple sığınmacıların masraflarının Washington tarafından karşılanması gerektiğini kaydetti. Alman basını, sığınmacıların Alman ekonomisine maliyetinin 11 milyar doları bulacağı görüşünde. Öte yandan İsrail'de muhalefet, bir miktar sığınmacı kabul edilmesini önerdi. Başbakan Benjamin Netanyahu ise, konuya duyarsız değiliz, ancak kabul edemeyiz, dedi. Evet, Avrupa'da sığınmacılar konusunda bir fikir birliği yok. İsveç'te sığınmacılara dev destek gösterisi düzenlendi. Sokağa çıkan binlerce kişi sığınmacılara kapıların açılması için Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu. Başkent Stockholm'daki dev gösteriye yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Eylemciler mülteci kamplarındaki insanlık dışı uygulamaları ve bazı Avrupa ülkelerinin sığınmacılara yönelik politikalarını eleştirdi. Gösteride üzerinde aylanlar ölmesin, mültecilere sınır dışı etmeyin, Avrupa'ya geçişi engellemeyin gibi sloganlar yazan pankartlar açıldı. Eyleme İsveç Başbakanı, bazı bakanlar, çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve bilim adamıyla sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı. İsveç Başbakanı tüm Avrupa'yı mültecileri engellemek için duvarlar örmeyi bırakıp sorumluluk almaya davet etti.